Evet değerli izleyiciler, Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Güzeltepe mahallesindeyiz ve yanımızda Güzeltepe mahalle muhtarı Ali Ormancı var. Sayın muhtarım, neler söyleyeceksiniz? Sayın muhabirim, öncelikle sizlere hoş geldin derim. Burada biz Büyükşehir'den olsun, Söke Belediyesi'nden olsun bazı hizmetleri hala beklemekteyiz. Evet. Bizim mahallemize bilmiyorum ben, bir türlü anlayamıyorum. Nedense hizmetler tam yapılmıyor. Oysa ki bizim mahallemiz, ama mahallemizde oturan ama Söke'de, Aydın'da, İzmir'de %99 CHP'liyiz. Evet. Onun için bir ayrıcalık beklerim. Hatta şunu söyleyeyim. Burada Kisir, Pamukçular, Nalbantlar, Çalıköy, den geçme ben utanıyorum yani. Oradaki hizmetleri gördükçe kendi köylümün gözünde iş yapamaz bir konuma geldim. Yani ne diyeyim, burada bizim beklentilerimiz var. Geçenlerde bir araba yandı köyün içinde. İtfaiye merkeze, bizim burası 35 kilometre uzaklıkta. Yani yaklaşık 45 dakika. 45 dakika. Yaklaşık. 45 dakika. Evet. İtfaiye gelse bile hani köyümüzün içine giremiyor. Evet. Onun için 6-7 aydır bir yangın vanası konulmasını bekliyoruz. Hala beklemekteyiz. Bir de eski bizim atalarımızdan kalan köyümüzün içme suyu var. Evet. Oranın geçen sene, bu sene temizliğini kendimiz yaptık. Deponun temizliğini, ananın temizliğini. Yalnız aradaki depoya gelen boru hattının değiştirilmesini istedik. Hala onu da beklemekteyiz. Az önce de ifade ettiğim gibi mahalle sakinlerinin gözünde ben hizmet yapamaz konuma düştüm. Ne diyorlar sayın muhtarım size mahalle sakinleri? Ya işte bizim burası %99 diyorum. CHP oy verdiği için mi biz hizmet alamıyoruz? Neden bazı şeyleri kendimiz yapmak zorunda kalıyoruz? Gibi evet. Mahalle sakinlerinden bayağı evet. Baskı geliyor. Tepkiler geliyor yani. Tepkiler size. Tepkiler geliyor, baskı geliyor. Dediğim gibi evet. Birazdan da kamera evet. Çekerse yerleri göreceksiniz. Evet. Eski sistem, bizim derneğimizin yaptığı kanalizasyon sistemi var. Evet. Orada eksikleri bazı vatandaşlar kendisi gidermeye çalışıyor. Evet. Peki büyükşehir yetkililere aktarıyor musun sayın muhtarım? Elbette bunu büyükşehir olsun. Evet. Küçük şehir olsun, evet. Hangisi evet. Bu işlerle ilgiliyse, sorumluluk alanındaysa, onları evet. Onlara aktarmak istiyorsanız. Evet, siz aktarıyorsunuz muhtarım, size geri dönüşte ne deniliyor? Siz sıkıntılarınızı tabii ki aktarın. Biz tabii zaman evet. Zaman hizmet istediğimizde işte işlerin çok olduğu, evet. Her yere yetişilemediği, evet. Zaman zaman yapılacağı ifade ediliyor. Ya özellikle bizim köye gelmiyordu ya. Bizim burada eski kanalizasyon sistemimizin dereye aktığı bir yer var. Oraya da biz bir evet. Depo yapılmasını istiyoruz. Çünkü derede zeytin ağaçlarımızın dibine o pis su, kanalizasyon suları akıyor. Onların da bir çözüm ulaşmasını istiyoruz, bekliyoruz. Az önce de ifade ettiğim gibi işte burada bizim eski derneğimizin yaptığı kanalizasyon sisteminden dolayı evet. Buraya kanalizasyondan gelen pis sular burada birikiyor. Zaman zaman burası tıkandığı zaman sivrisinek yuvası haline geliyor. Buraya bir çözüm yapılmasını istiyoruz. Buranın üzeri kapanıp alt tarafa bir kuyu depolama sistemi yapılıp evet. Solduğunda, taşlığında onun çekilmesini, aşağı zeytinliklere akmamasını evet. istiyoruz. Onu. Şu anda da tıkanmış zaten bu tarafa. Şu anda evet gördüğünüz gibi tıkalı, berbat bir durumda. İşte buradaki boru kanalizasyonu biz kendimiz şey yaptık yani. Yani şey dedik yani. Kendi imkanlarınızla yaptınız. Evet. Yani askın yapması lazımdı. Evet. Ve buradaki komşular da bu bulaşık suyundan rahatsız oldukları için devamlı şikayet oluyordu. Onlar da gelip yapmayınca biz kendimiz yapmak zorunda kaldık yani. Biz Özlem Başkanımızı evet. destekledik ama Özlem Başkanımızdan biz hizmet bekliyoruz. Bize bir hizmet vermeli.
Yani siz Güzeltepe mahalle sakinleri olarak Özlem Başkan'a yani seçimlerde destek verdiniz, oy verdiniz. Evet. Ama bunun karşılığında hiçbir hizmet alamadınız diye ifade ediyorsunuz. Evet, alamadık. Hiçbir hizmet alamadık. Mahalle sakin olaraktan biz Özlem Çerçioğlu'ndan hizmet bekliyoruz. Özlem Çerçioğlu'na sorum şu. Evet. Bu seçimlerde bizim oylarımız hep CHP'ye gittiği halde. Evet. Bizim bu köyden CHP'ye gittiği halde başka seçici oylar çıkmadığı için mi buraya köye destek olmuyorlar, yardımcı olmuyorlar? Onu soralım. Yani nasıl olsa Güzeltepe evet, Mahallesi garanti gözüyle bakılıp o yüzden mi? Güzeltepe'den nasıl olsa garanti diyor. CHP oylarımız geliyor bizim Güzeltepe'den diyorlar. Evet. Ondan yardım gelmiyor bizim köylere.